Bilgisayar destekli tasarım dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde diyot karakteristiğini incelemiştik ve yarım dalga doğrultuculara bakmıştık. Bu dersimizde ise graf menü altındaki transfer karakteristik grafına bakacağız. Ve BGT transistörün giriş çıkış karakteristiğini bu transfer grafına kullanarak çıkaracağız. Ardından anahtar olarak BGT nasıl çalışıyor onu inceleyeceğiz. Tabii bu incelemeleri yapmadan önce biraz BGT transistörle ilgili teorik bilgi vereceğim ki simülasyon kısmını daha iyi anlayasınız. Şimdi hemen başlayalım. BGT transistör aslında bipolar jonksiyon transistörün kısaltılmasıdır arkadaşlar. Ve NPN ve PNP katkılama dediğimiz katkılama türleriyle aslında temelde bir silikon kristalinin katkılanmasından oluşan 3 terminalli bir transistördür. Katkılama yapısına bakacak olursak iki türlü katkılanmış malzeme şekli vardır. Bunlardan bir tanesi NPN iken diğeri ise PNP şeklindedir. Buradan şu alttaki bulunan katkılı malzeme aslında ağırlıklı olarak katkılanmış malzemedir. Dolayısıyla bu elemanın simetrikliğini bozar. Yani MOSFET'lerde olduğu gibi simetrik bir yapı yoktur burada BGT içerisinde. Dolayısıyla elemanı ters bağladığınız zaman çalışma yapısı bozulmuş olur. Yani istediğiniz şekilde çalışmamaya başlar transistör. Dolayısıyla terminallerin doğru bağlanması, hangi terminalin hangi terminal olduğu yani isimlerinin bilinmesi gerekir ve ona göre bağlantı yapılması gerekir. Elemanın 3 tane terminali vardır. Bunlardan şuradaki P katkılı malzemeye bağlı olan kısım base dediğimiz uç, üstteki N'e bağlı olan kısım kolektör dediğimiz uç, alttaki ise emiter ucudur arkadaşlar. Burada aslında emiter dağıtan ya da kolektör toplayan olarak değerlendirilir. Base dediğimiz uç ise aslında transistörün çalışmasını kontrol eden uçtur arkadaşlar. Kolektördeki o toplama özelliği aslında elektronların emiterden kolektöre doğru bir akışta olduğunu belirtmek amacıyla seçilmiştir bu isim. Dolayısıyla emiterden kolektöre doğru bir devre ileri yönde kutuplandığında yani aktif bölge dediğimiz çalışma bölgesinde çalışırken kutuplandığında, bu bölgeye uygun bir şekilde kutuplandığında emiterden kolektöre doğru bir elektron akışı, dolayısıyla bu elektron akışının tersi yönde de bir akım akışı meydana gelir. Aynı şekilde PNP malzemede de bakın aynı terminaller söz konusudur. Kolektör, base, emiter gibi. Fakat burada elektronun akış yönü kolektörden emitere doğrudur, katkılanmasından kaynaklı olarak. Yani şöyle elektron akışı görülürken yukarı doğru akım yani IC akımı ya da emiter akımı yukarı doğru akacaktır. Aynı şekilde NPN malzemeli, NPN katkılı BGT transistörde ise bakın yukarı doğru elektron akışı varken aşağı yönlü bir akım akışı söz konusudur. Şimdi burada temelde elemanın çalışması aslında kolektör, emiter ve base terminallerinin belirli katkılama belirli yönde kutuplanmasıyla meydana gelir. Eleman çalışmaya başlar. Burada NPN transistörde bu arada BGT transistör sembolümüz de aslında şu şekildedir arkadaşlar. Şöyle düzgün çizelim. Base ucu, kolektör ucu, emiter ucu, NPN transistör yapısı. Burada okun yönü önemlidir. Okun yönü bu şekilde emiterden aşağı doğru gösteriliyorsa bu NPN transistör olduğunu gösterir. PNP transistör için ise sembolümüz yine aynı sembolü çizeriz. Fakat bu kez okun yönü yukarı yönlü olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada akım yönünü yani şu kolektör ucundan akan akım IC iken bakın NPN'de aşağı yönlü akım dedik. Base ucundan IB akımı akar ve emiter ucundan da IE akımı dediğimiz emiter akımı akacaktır. Aynı şekilde burada bakın IE akımı yukarı doğru akarken bu kez base ucundan IB akımı ve
Kolektör uçağın ucundan da Iğca akımı akacaktır. Her iki yapıda da görüldüğü üzere, bakın, bezden akan Ib akım ve kolektörden akan akım emitter ucunda toplandığı için aslında burada IE akımının Ib artı IC'ye eşit olduğu görülür. Aynı şekilde bakın burada da IE akımının yine IC artı IB'ye eşit olduğu görülür. Aralarındaki tek fark elemanın bu şekilde çalışmasını sağlamak için kutuplamalarının uygun yapılmasıdır. Bir NPN transistörün çalışabilmesi için kolektör ucunun ters yönde kutuplanması, emitter ve bez ucunun ise ileri yönde kutuplanması gerekir arkadaşlar ki elektron akışı emitterden kolektöre doğru oluşsun. Şimdi dolayısıyla aslında kutuplama şekli NPN için şu şekildedir arkadaşlar. Bakın NPN dersek şurası kolektör, emitter ve şöyle toprak bağlantımız yapalım. Bez ucu. Bakın bez ucu P katkılı malzeme. P katkılı malzemenin ileri yönde kutuplanması için artı yüklü ucun bu pilin artı yüklü ucunun buna bağlı, bu uca bağlı bu terminale bağlı olması gerekir. Ki görüldüğü üzere burada bakın pilin artı ucu P katkılı malzemeye bağlanmıştır. Burada bir ileri yönde kutuplama söz konusu. Aynı şekilde kolektör ucunun ters yönde kutuplanması gerekir dedik. Bunu da en katkılı malzemenin yani negatif negatif pilin negatifine bağlarsanız burada ileri yönde kutuplanma yaşanacağı gibi pilin pozitif ucunu bu terminale bağlarsanız bu terminal ters yönde kutuplanmış olacaktır. Ki görüldüğü üzere burada bakın kolektör ucunun ters yönde kutuplandığını görüyoruz. Aynı şekilde bakın emitter ucu toprağa ya da pillerin negatif ucuna bağlı. Dolayısıyla N dediğimiz malzeme aslında eksi negatifin N'sinden gelsin diye hatırlatma olarak daha önceki derslerimizde söylemiştik. Yani burada N katkılı malzemenin ileri yönde kutuplanması için pilin eksi ucuna bağlanması yeterliydi ki burada görüldüğü üzere pilin eksi ucuna bağlanmış. Dolayısıyla burada BJT transistörün emitter ucu ileri yönde kutuplanmıştır. Böyle bir kutuplanma ile birlikte aslında burada bir IB akımı, bir IC akımı ve bir IE akımı oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi burada base terminalinden akan akım mikroamperler düzeyindedir. Kolektör ve emitter terminallerinden akan akımlar ise miliamperler düzeyindedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında IB akımı dediğimiz akımın önemi büyüktür. Çünkü IB akımı olmadığı zaman kolektörden herhangi bir akım akışı gerçekleşmez. Her transistör için beta dediğimiz bir parametre tanımlanmıştır arkadaşlar. Ve bu beta aslında akım kazancına karşılık gelir. Ve beta değerimiz kolektör akımının bez akımına oranı şeklinde bulunabilir. Buradan da görüleceği üzere IC akımımız aslında beta çarpı IB şeklinde hesaplanabilmektedir. Şimdi dolayısıyla burada IB akımının 0 amper olması ile birlikte aslında kolektörden de 0 amperlik bir akım akacağı düşünülürse aslında base terminali BJT transistörün çalışmasını kontrol eder. Dolayısıyla biz base terminalini aslında cihazın giriş terminali olarak alabiliriz. Giriş terminalinden akan akımla birlikte kolektör akımı oluşur ve dolayısıyla eleman aslında on durumuna geçmiş olur. Base akımı sıfır olduğunda ise eleman üzerinden akıtmayacak ve off durumuna geçmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bu çalışma mekanizmasını aslında bir anahtar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla IB akımı sıfırdan büyük ise transistör kısa devre gibi davranır. Yani aslında bu transistörün, BJT transistörün anahtar gibi çalışmasına örnek bir durumdur. Aynı şekilde IB akımı sıfıra eşit ise transistör açık devre gibi davranır arkadaşlar. Şimdi şu denklemlerden de görüleceği gibi temel DC analiz dediğimiz
analizde, yani transferin çalışma bölgesinin belirlendiği ya da çalışma noktasının belirlendiği analizde kullandığımız denklemler IE dediğimiz emiter akımı IB artı IC'ye eşittir. IC dediğimiz kolektör akımı beta çarpı IB'ye eşittir. Beta akım kazancıdır. Bu her bir transistör için data sheetlerinde bu beta bilgisi verilmiştir arkadaşlar. Şimdi buradan bakın şurada kolektör akımını yukarıdaki denklemde yerine yazarsak IE akımının aslında beta artı bir IB'ye eşit olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bakın artı bir değeri aslında çok büyük bir değer değildir. Yani beta ile karşılaştırdığınızda. Çünkü beta'nın değeri 50 ile 200 arasında değişir arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında biri ihmal ediyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi kolektör akımıyla emiter akımı arasında emiter akımı miliamperler düzeyindedir ve yaklaşık olarak birbirine eşittir. Çünkü base akımı mikroamper düzeyindedir. Mikroamper düzeyinde olmasına rağmen dediğimiz gibi base akımı aslında transistörün çalışmasını kontrol eder. Yani kısaca akımla kontrol edilen bir elemandır arkadaşlar. Giriş akımıyla birlikte elemanın on-off durumları kontrol edilir. Bir başka durum, şimdi burada anahtar şeklinde çalışmaya örnek olduğunu söyledik. Şimdi transistör için, BJT transistör için giriş çıkış karakteristikleri dediğimiz karakteristikler vardır. Bunlardan giriş karakteristiği aslında IB dediğimiz giriş akımının değişimine baz alır. Bu değişimi VCE dediğimiz gerilim değişimi, yani kolektör ile emitter arasındaki gerilim değişimine bağlı ve VBL gerilimi dediğimiz işte base ucuyla emitter ucu arasındaki gerilim değişimine bağlı olarak bir IB akımı değişimi söz konusudur. Ve bu bize aslında giriş karakteristiğini verir. Şöyle giriş karakteristiği diyelim. Şurada PNP transistörümüzü tekrar yazalım. Bu arada en çok PNP, pardon, en çok NPN transistörler kullanıldığı için bu transistör üzerinden anlatımımı sürdürüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bakın şöyle base ucumuz, kolektör ve emitter ucumuz. Şurada IC akımı, şurada IB akımıdır. Ve burada genel yapılarda aslında kolektör ucu genellikle en çok kullanılan durumlarda kolektör ucu çıkış olarak alınır. Farklı uygulamalarda tabii farklı, yani emitter ucundan da çıkış alındığı oluyor arkadaşlar, ama %80 kolektör ucu, %85 hatta kolektör ucu çıkış olarak seçilir. Ve base ucu ise giriş olarak seçilir. Şimdi burada VBE gerilimleri yazacak olursak bakın artı eksi şurası VCE gerilimi, artı eksi şurası VBE gerilimi, artı eksi şurası da VCE gerilimidir. Şimdi giriş karakteristiği dediğimiz karakteristik aslında VCE gerilimine değişimine bağlı olarak bir IB akımı ortaya koyar ve bu değişim yaklaşık olarak şu şekildedir arkadaşlar. Burada farklı VBE gerilimlerine bağlı olarak aslında karakteristiğin farklı şekillerde karşımıza çıkması mümkündür. Fakat temelde VCE geriliminin değişimine bağlı olarak IB akımı değişimi izlenir arkadaşlar. Şimdi bu giriş karakteristiğini gösterirken aynı şekilde bir de çıkış karakteristiği dediğimiz karakteristik söz konusudur. Bu da IC akımının VCE gerilimine bağlı olarak değişimini gösterir. Tabii burada farklı VBE gerilimlerinde farklı kolektör akımı görmek mümkündür. Bu karakteristik özellikle çok önemlidir. Çünkü bu karakteristiğe göre, yani çıkış karakteristiğine göre bir BJT transistörün çalışma bölgeleri belirlenir. Yani BJT transistör kuvvetlendirici mi olarak çalışıyor yoksa anahtar olarak mı çalışıyor gibi soruların yanıtını burada bu karakteristik üzerinden çalışma bölgesinin seçilmesiyle belirleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan bakın çıkış karakteristiği IC akımının VCE gerilimine bağlı olarak değişimini gösterir ve değişim
şu şekilde farklı VBE veya farklı IB akımlarında farklı değerler gösterecek şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Burada bakın şurası VBE 1 diyelim. Yukarı doğru şurası 1, 2, 3, 4. Örneğin şurası VBE 4. Şurası 5, VBE 6. Yani VBE değeri arttıkça ya da şöyle diyelim. Bakın buna IB ile gösterelim. Ya da şöyle IB değişimine bağlı olarak. Bakın IB 1, IB 2, IB 5, IB 6. Bakın IB değerimiz arttıkça yani burada şunu söyleyebiliriz. IB 1 şöyle küçüktür diyeceğiz. Küçüktür IB 2, küçüktür IB 3, küçüktür nokta nokta IB 6 şeklinde diyebiliriz. Yani burada IB akımı arttıkça kolektör akımının da aktığını görebiliyoruz. İşte bu transfer karakteristiği yani çıkış karakteristiği üzerinden bizim BGT'mizin çalışma bölgeleri belirlenir dedik. Burada bakın şu bölge, yani şu bölge, şu bölge ve şu bölge şeklinde 3 farklı bölge mevcuttur. Burada şu birinci bölge doyum bölgesi, doyma bölgesi olarak adlandırılır. Ve doyma bölgesinde VCE'nin yaklaşık 0 olduğunu ve IC akımının maksimuma gittiği söylenir. Burada şu bölgede ise ikinci bölge dediğimiz şu bölgede ise BGT transistör kesimdedir arkadaşlar. Yani VCE gerilimi maksimumdayken IC akımı sıfıra eşittir. Şu bölge ise aktif lineer bölge olarak adlandırılır ve bu bölgede BGT transistör kuvvetlendirici olarak çalışır arkadaşlar. Şimdi bu karakteristik üzerinde yani bu çıkış karakteristiği üzerinden biz transistörün hangi bölgede çalıştığını belirleyebiliriz. Ve bu belirleme işlemi yani transistörün hangi bölgede çalıştığını bulabilmemiz için kullandığımız bir analiz türü vardır. Bu da DC analizdir arkadaşlar. DC analiz ile kolektör akımının maksimum değeri, VCE değerinin maksimum değeri bulunur. Ve yaklaşık olarak bu değerlerin yarıya indiği nokta aslında olması gereken bir VGT transistörün olması gereken çalışma noktasıdır. Ki bu çalışma noktasında transistör kuvvetlendirici olarak çalışır. Bu VGA Max ve IGA Max değerlerinin bulunmasının ardından DC analizle birlikte aslında gerçekte transistörün sahip olduğu kolektör akımı ve VGA gerilim değerleri bulunur. Ve bu değerlerin ne kadar bu VGA Max bölü 2 ve IGA Max bölü 2'ye ne kadar yakın olduğu o bölgede seyri incelenir ve transistörün aktif bölgede, aktif lineer bölgede çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Uygun çalışma bölgesinde ise bu BGT transistör kuvvetlendirici olarak çalışıyor denir ve daha sonrasında kuvvetlendirici yapıları analizleri buna göre gerçekleştirilir ki bu da AC analize işaret eder ki bu konuyu bir sonraki dersimizde daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz bu değerlere baz alarak bir transistörün, NPN transistörün giriş karakteristiği ve çıkış karakteristiğini simülasyon üzerinde görelim, Proteus üzerinde görelim ve anahtar olarak çalışmasını bir devre üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi hemen Proteus programımızı açarak işlemlerimize başlayalım. Şimdi önce yeni bir proje oluşturacağım her zamanki gibi. Proje ismimi BGT karakteristik olarak belirliyorum. Ve bunu mevcuttaki örneklerimin olduğu dosyaya kaydediyorum arkadaşlar. Yani bilgisayar destekli tasarım dersi Proteus uygulamalarına kaydediyorum. Next diyorum. Şematik tasarımı yapacağım. Default'u seçtim. Next diyorum. PCB layout'u istemiyorum. Next dedim. Firmware project yok. Next dedik ve finish dediğimiz anda bizi ISIS ekranına gönderdi. Şimdi burada hemen grid ekranını belirleyeyim. Hemen sistemden biraz çalışma boyutumu, çalışma alanımı büyüteyim. A3 yeterli benim için. Evet, şimdi önce bir transistör, BGT transistör alacağım.
Siz buradan BC337'yi seçebilirsiniz. Herhangi bir transistörü de seçebilirsiniz ya da direkt NPN transistör dediğiniz zaman burada jenerik olarak çıkan, bakın seçili olarak jenerik olarak çıkan NPN transistörü de deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu jeneriğin farkı şu, jenerik dediğiniz eleman aslında bütün akım ve gerilim değerlerinde çalışan, düzgünce sonuç veren elemandır. Yani spesifik bir üretimden geçmemiş, yani belirli parametreleri olmayan, işte bu beta değeri dediğimiz mesela, belirli bir beta değeri olmayan, yani her türlü işte belirli sıcaklık dayanımları vesaire oluyor. Üretilen her bir yerel etken malzemelerin işte giriş gerilimi, çıkış gerilimi ya da kutuplama gerilimleri belirli seviyelerde, belirli sınırlarda ya da aralıklarda oluyor. Fakat jenerik seçtiğiniz zaman bunun hiçbir önemi yok. Sizin kullandığınız her kutuplama geriliminde, işte her türlü sıcaklıkta, her ortamda elemanınız düzgün bir şekilde çalışacaktır. Dolayısıyla jeneriği bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi burada BC 337'yi seçmek istiyorum. Bakın hemen bipolar NPN transistör şeklinde karşıma çıktı. Buna tıkladığım zaman elemanımı aldım. Şimdi şu anda yapacağım şey bir BGT transistörün, NPN transistörün giriş ve çıkış karakteristiklerini oluşturmak olacak. Bunu da ben graf menü altındaki transfer grafı ile gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle bir transistörümü yerleştireyim. İki farklı analiz yapacağım için iki tane transistörümü yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hemen şuradan giriş değerlerimi belirliyorum. Bakın kutuplaması için, yani ileri yönde, ters yönde kutuplamam için kolektörün şöyle bir DC gerilim kaynağı bağladım. Buraya VCE diyorum. Aynı şekilde bir tane de şöyle base ucuna bağlıyorum. Bakın bunu gerilim kaynağı bağlamak istemiyorum. Ben karakteristik oluşturacağım için ve giriş karakteristiğini oluşturacağım için bunu akım kaynağı olarak seçeceğim ve direkt ismine IB akımı vereceğim. Bakın şuradaki current source seçerseniz bu akım kaynağına dönüşecek ve burada ben buna IB ismini vermek istiyorum. Tamam dedim. Ve son olarak terminalden toprak terminalini alıyorum. Şu şekilde bağlantımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi benim ölçeceğim şey bu ilk devrede giriş terminali, aşağıda da çıkış terminalini ölçeceğim. Şimdi aynı bağlantıları bakın şöyle kopyalayla aşağıya da yapmak istiyorum. Tabii isimlerini değiştireceğim. Çünkü isimlerini değiştirmediğiniz takdirde aynı sanki kısa devreymiş gibi çalışacak arkadaşlar. Yani iki tane transistörü aynı gerilimi kısa devre yapmışsınız gibi çalışacak. Dolayısıyla bu gerilim değerlerini değiştirmeniz, yani isimlerini değiştirmeniz gerekiyor ki zaten default olarak size farklı isim verebilmeniz için ismini kendisi değiştirerek karşınıza koyuyor. Şimdi burada çıkış karakteristiğini ölçeceğim için burayı VBE şekline dönüştürüyorum. Ve akım kaynağı olmayacak burası. Okey. Ve şuradan terminalden tekrar toprak terminalimi aldım. Şöyle bağlantımı yapacağım. Evet. Şimdi VCE diyelim. Şurada da VCE2 diyelim buna da. Ya da VCE1 diyelim. Farklı isimli olsun. Evet. Şimdi yukarıda dedik ki giriş karakteristiğini oluşturacağız. Yani IB akımının VCE ve VB'ye bağlı değerini ölçmek istiyorum. Yani şurada, pardon, şurada giriş karakteristiğim, şurada çıkış karakteristiğim olacak. Şimdi öncelikle bu akımı ölçmek için akım problarımı yerleştirmek istiyorum. Bakın bir tanesini şurada buraya yerleştireceğim. Çünkü IB giriş karakteristiğinde IB girişimi ölçüyorum. Çıkış karakteristiğinde ise IC akımını ölçeceğim için şöyle akım yönünde doğru bir şekilde ayarlayarak şöyle isimlerini de değiştirerek bakın buna IC diyeceğim. Buraya da IB ismini vereceğim. Evet. Şimdi şurada graf menü içerisinde bakın transfer grafını seçiyorum ve iki tane graf çizeceğim arkadaşlar. Şu birinci grafım.
Şuradan biraz büyük yapalım, net görünsün. Şöyle. Evet. Şimdi bakın burada hemen şu akım kaynağımı şöyle sürükleyip, pardon, şöyle sürükleyip üzerine bırakıyorum. Bakın ismi hemen DC Transfer Curve şeklinde değişti. Burada dikkat ettiyseniz giriş akım ya da gerilim kaynaklarına herhangi bir değer vermedim arkadaşlar. Çünkü bunları ben belirli bir değer aralığında, yani bunları kaynak olarak alıp herhangi bir değişimine bağlı olarak kolektör akımının ya da base akımının değişimini inceleyeceğim için herhangi bir değer vermiyorum. Bunları kaynak olarak kullanacağım. Yani şuradaki transfer grafında da yine seçimimi bunların kaynak olarak yapacağım ve ona göre simülasyonumu gerçekleştireceğim. Şimdi burada bakın üzerine tıkladığınız zaman burada IC akımını hangi kaynakların değişimine göre yapmak, görmek istiyorsunuz kısmı var. Bakın şurada source 1 kısmını burada IB seçeceğim. Source 2 kısmını ise burada VCE seçeceğim arkadaşlar. Buradan OK bastığım anda, tabii burada şu değerleri de yapalım. Mesela burada başlangıç ve bitiş değerleri var. Start stop değerleri. Tabii bu sizin şurada set yes case demediğiniz için simüle ettiğiniz anda uygun değerleri kendisi ayarlıyor olacak zaten. Number of step sayısını ben bunu mesela 20-50 tane olsun istiyorum. Bu şekilde bıraktım. Şimdi aynı şekilde aynı değeri bakın burada şimdi VBE değişimim ve VCE, pardon, aşağıda VC1'di. Değişimini seçtim ve yine 50 adım istiyorum dedim ve kapattım. Şimdi simülasyonumu yapıyorum. Aynı şekilde aşağıdaki simülasyonumu da gerçekleştiriyorum. Bakın. Şimdi aşağıda gördüğümüz kısım giriş karakteristiğimiz. Yukarıda gördüğümüz ise çıkış karakteristiğimiz. Şimdi bunu üzerine tıklayıp bakın şuradan set y scales deyip log values deyip şu y ekseninin sıfırdan aşağı gitmesini engellemek istiyorum. Yani sıfırda 200 miliamper civarında olsun istiyorum. Tamam dedim buna. Tamam dedim. Bakın hemen sıfıra kadar indirdim. Ve şuradaki değerlerinde bakın VCE'nin değişimini bunu 5 seçtiğimde ve tekrar simülasyonunu gerçekleştirdiğimde bakın adım sayısının, yani burada değişim değerlerinin miktarını azalttı. Onu arttırarak daha sık bir adım aralığı da seçebilirsiniz. Aynı şekilde şurada da bakın bunu da 5'e indiriyorum. Evet, burada da adımımı azalttım. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın teoride bulduğumuz, yani teoride gösterdiğimiz işte bir VGT transistörün çıkış karakteristiği aynı şekilde burada karşımıza çıktı. Şurada isterseniz template'ten set graph trace colors ya da set graphic styles'dan burada, pardon, şurasıydı. Template'ten şuradan background'u beyaz seçerek daha net bir görüş görebilirim. Hatta şuradan tekrar bir de ilk sinyalimi, trace 1'imi siyah seçersem şöyle daha net bir görüntüye kavuşabilirim. Evet, gördüğünüz üzere bakın bir VGT transistörün şurada çıkış karakteristiğini, yani kolektör akımının giriş VBE gerilimi ve ya da IB akımı ve VCE gerilimine bağlı olarak değişimini gördük. Aslında şurada VCE gerilimi yazdım ama bu aslında kutuplama gerilimi arkadaşlar. Fakat herhangi bir eleman bağlamadığınız için, yani herhangi bir direnç elemanı olmadığı için direkt kolektör ucuna bağlı olduğu için kutuplama gerilimi ve emiter ucu da toprak olduğu için direkt aslında VCE değerimiz VC'ye eşit oluyor. Kolektör gerilimine eşit oluyor. Şurada da bir direnç olmadığı için, o da kutuplama gerilimine eşit olduğu için ben buraya direkt VC ismini verdim. Buradaki IB akımında yine aynı şekilde direkt direnç olmadığı için hemen IB akımı şeklinde isimlendirdim. Şimdi burada çıkış karakteristiğimizi bu şekilde
graf menü altında transfer grafını kullanarak bu şekilde yapabiliyoruz. Önemli olan kısım çift tık yaptığınız zaman şuradaki kaynakları doğru seçiyor olmanız. Çıkış karakteristiği için ben IB ve VC'ye değişimine bağlı olarak yaptım. Bakın bunu ters seçerseniz grafiğiniz farklı olacaktır. Hemen bunu da görelim şöyle. Tamam diyelim. Tekrar simüle edelim. Evet, şu anda tabii kolektörde şu anda kolektörümüzü biz x eksenine koyduk. Yani yataya koyarsak şunu şöyle yaparsak bakın şuradan tekrar simüle et dersek evet, gördüğünüz gibi doğru bir sonucu alamıyoruz bu şekilde. Dolayısıyla bizim seçimimizi yaparken source 1'imiz IB olmalı. IB değişimi olmalı. Source 2'miz ise BC'ye değişimi olmalı. Tekrar simüle ediyoruz. Evet. Bu şekilde doğru sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani böyle eğer saçma bir sonuç aldıysanız farklı bir farklı şeyleri deneyerek de doğru sonucunuzu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii burada bakın şu IC'yi de tekrar yerine alalım. Simulate. Evet. Bakın buradaki set yes case'i set etmiştik. Onlar da kalktı. Tekrar buradan sıfıra aldığım zaman okey dediğimde bu şekilde göreceğim. Şurada bu arada tek bir değer üzerinden görmek isterseniz bakın şunu bir gerçi iki yapacak ama olsun. Şöyle daha net görebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci bir konumuz neydi? Bir BGT'nin anahtar olarak çalışmasını nasıl görebiliriz dedim. Şimdi anahtar olarak çalışmasını incelemek için bir tane örnek bir devre kuracağım ve base akımını kontrol ederek yani base'in değerini sıfır ya da bir sıfırdan büyük bir değer yaparak bir örneğin LED'i yakmaya çalışalım. Hemen öncelikle ben buna şuna bir başlık eklemek istiyorum. BGT giriş çıkış karakteristiği diyeceğim. Evet. Ve birazcık büyütmek istiyorum. Seçim moduyla şöyle ortaya alacağım. Şimdi hemen şurada design içerisinde new route sheet deyip burada da yeni bir devre kurmak istiyorum. Zaten bu şekilde çalıştığım zaman elemanlarımı alacak. Şuradan hemen bakın elemanım burada. Şimdi buna ilave olarak ben bir de direnç eklemek istiyorum. Direnç ve LED'imi eklemek istiyorum. Şimdi şuradan bakın 330 ohmluk şimdilik bir direnç alacağım. Bakın hemen en üstte 330 ohmluk 3 wattlık bir direnç çıktı. Ve bir tane de örneğin sarı yani yellow LED diyelim. Şurada şunu alacağım. Tamam dedim. Evet transistörümü aldım. Bir tane direncimi şöyle kolektör ucuna bağlayacağım. Bir tane direncimi de base ucuna bağlayacağım. Şimdi teorik bilgi verirken anlattığım üzere kolektör ucu %80-85 hatta 90 civarında genellikle devrelerde karşımıza çıkış ucu olarak çıkar. Şimdi burada şöyle kolektör ucu çıkış olarak alınıp şöyle bağlantımı yapacağım. Terminalden toprak terminalimi alıyorum ve bağlantımı yapıyorum. Aynı şekilde LED'im için de bağlantımı yapacağım. Şuradan hemen power'dan hızlı bir şekilde DC bir kutuplama gerilimi verebilirim. Buna artı 12 volt ya da artı 20 volt şeklinde string şeklinde belirleyebiliyoruz. Yani buraya bir besleme kaynağı da bağlayabilirsiniz. Batarya da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de aynı şekilde şuradaki dediğimiz daha önceki derslerde de söylediğim gibi şuradaki jeneratör moduna DC bir gerilimle de gerilimi verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örneğin buradan da şeyi verelim. Bir tane de bu arada bir anahtar almak istiyorum. Şöyle buton almak istiyorum. Base akımını kontrol etmek için. Yani sıfıra indirmek için. Şuraya da bakın DC şöyle VBV diyelim. Ve buna da 5 volt değerini verelim. Örneğin. Şimdi şurada direnç değerimi örneğin 10K. Bunlar da zaten çalışırma şöyle. Evet. Şimdi simülasyonumu çalıştırdığımda karşıma çıkacak şey şu arkadaşlar. Şimdi şu an mevcutta anahtarım açık olduğu için bir kere base ucundan bir akım akmayacak. Yani IB akımı sıfır olacak. IB akımı sıfır olduğunda IC akımı yani kolektör akımı
beta çarpı G olduğu için kolektör akımım da sıfır olacak. Dolayısıyla burada yani kolektör akımımız bu arada şuradan akan akım arkadaşlar artık. Kolektör ucundan akan akım şurada. Kolektöre bağlı olan terminalden akan akım. IB akımı şurada akan akım ve emitter ucunda da burada akan akımımız emitter akımına eşit oluyor. Dolayısıyla burada kolektör akımında sıfır olduğu için ve transistörüm off konumunda olduğu için transistörüm aslında açık bir anahtar gibi davranacak. Yani şurası açık devre olacak arkadaşlar. Şu kısım gidecek. Açık devre olduğunda şu 20 voltluk besleme değerim bakın R1 direnci ve LED üzerinden toprağa gidecek ve burada LED'im yanmaya başlayacak. Yani anahtarım açıkken yanacak LED'im. Anahtarı kapattığım anda bakın burada bir IB akımı oluşacak. IB akımı oluştuğu anda şurada kolektör akımım beta çarpı IB olduğu için burada kolektör akımını göreceğim. Kolektör akımını gördüğüm için buradaki transistörüm aslında on durumunda olacak. Yani kısa devre gibi davranacak. Kısa devre gibi davrandığında bakın şuradaki 20 voltluk besleme ile birlikte R1 direnci ve burada toprağa akış olduğu için şuradan yani şu toprak ucu şu noktada gelmiş gibi davranıp buradaki LED'i off konumuna götürecek ve LED'imiz iki toprak arasında kaldığı kısa devre olduğu için sönecek arkadaşlar. Evet, şimdi simülasyonumuzu başlattığımız zaman şöyle bakın şu an yanıyor açık olduğu anda bakın ama biraz seviyesi düşük olduğu için şöyle trençlerimin değerini düşüreceğim. 1K'ya düşürmek istiyorum. Tabii şimdi bunu 1K'ya düşürdüğüm zaman jenerik transistör seçmediğimiz için yine burada bir sıkıntı çıkabilir. Şöyle butonumu kapalıyken başlatayım. Yani 10 durumundayken açık olsun. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Şu anda anahtarım kapalı. Dolayısıyla şurada bir IB akımı var. IB akımının varlığından kaynaklı olarak IC kolektör akımı da oluşacak. Yani şuradaki BJT transistörüm 10 durumunda. 10 durumunda olduğu için kısa devre gibi davranacak. Ve şuradaki şu 20 voltluk besleme ile birlikte R1 direnci üzerinden transistör üzerinden toprağa doğru bir akım sağlanacak. Dolayısıyla şuradaki toprak şu kısma geldiği için şuradaki LED'imiz iki toprak arasında kısa devre durumuna geçtiği için yanmayacak. Şimdi anahtarımı açtığım anda şuradaki transistörüm off konumuna geçmesinden kaynaklı olarak şuradaki akımım R1 direnci üzerinden ve LED üzerinden toprağa ulaşacak. Bakın açıyorum. Gördüğünüz gibi lambam yani LED'im yanmaya başlıyor. Yani aslında ben IB akımını kontrol ederek burada anahtar gibi transistörümü kullanabiliyorum. Yani base akımını sıfıra indirerek ya da sıfırdan büyük bir değere getirerek şuradaki LED'imin açılıp kapanmasını kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Evet, bu da bir BJT transistörün anahtar olarak çalışmasının örneğiydi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde DC analiz yani transistör yapısındaki DC analiz, AC analiz yani bir transistörün kuvvetlendirici olarak nasıl çalıştığını göreceğiz. Ve bir simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Bir kuvvetlendirici devresinin simülasyonunu gerçekleştirip orada sinyal jeneratörü kullanımını da göreceğiz. Ve bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.